Hasan! Bedriye! Aynı evde durmak yerine sokaklara döktünüz kendinizi. Biz seninle aynı evde duramayız. Biz istemeyik dedik. Zorla getirdin bizi. Annenizim ben sizin. Bir arada olalım istedim. Yeniden bir aile olalım istedim. Biz aileydik zaten. Bizim anamız Kader. Dedem de babamız. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Ne istesek alındı, yapıldı. Her şeyimiz vardı, her şeyimiz. Pamuklara sardılar bizi. Ama sen bir çuhura atın şimdi. Benim oca parama bile yetmez senin o maaşın, anladın mı? Oca parama bile. Bu mu kızım önemli olan? Dünya malın olsa bile ailen olmadıktan sonra neye yarar? Niye anlamayın? Biz sen yokken daha iyiydik. Geldin istemediğimiz halde yuvamızdan kopardın bizi. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi güle oynaya aynı eve girek isteyin ya. Bana bak. Anaysan yap analığını şimdi anlayak. İstemeyik biz seni. Gönder artık bize. Anla artık kadın. Sevmeyik biz seni. Unuttuk seni, sevmeyik. Ben hava almaya çıkıyorum Sira. Keşke evde iki lokma bir şey yeseydiniz. Can. Oğlum acıktın mı sen? Simit alır mısın? Bedriye! Ali! Süleyman'ın oğlu Ali değil mi? Ne işi var burada? Oğlum ne işi var burada? Geri Bedriye. Bitti İstanbul'un acelası, gidelim. Aa, nereye götürüyorsun kızımı? Seni dedenden istedim, verdi. Ne? Düğünümüz kurulacak. Hey bırak! Kızımı bırak! Ne yapıyorsun? Ne düğünü, ne nikah? Küçük daha benim kızım, reşit değil. Velayeti bende. Hayır, izin vermiyorum, nikah yok. Analığım, yani nikah için bir tek imamdan izin alınır. Burada da imam yok. Gel ben... Dağ başı mı burası? Reşit değil benim kızım. Vallahi tutuklatırım seni. Bırak! Görüşme! O ahırda yaşayacağım ama Ali'nin karısı olurum, daha iyi. Kapıcı olacağım ama hanım olurum. Nereye? Oğlum bir şey yapsana! Dedemin takdiri. Bize söz söylemek düşmez. Hayır kızım, bırak da. Bırak kızıma, polis çağıracağım, tutuklattıracağım seni. Yardım edin! Arkadaşlar polis arasanız o. Ya yardım edin! Ya de git be kadın! Bedriye! Bedriye kızım, kızım in arabadan. Kızım in arabadan, Bedriye! De hadi Salih, yürü! Kızım! Bedriye! 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 Durdur arabayı, arabayı durdur, gitme. Bedriye, Bedriye, durdur arabayı, durdur arabayı. Kızım, yardım et. Ya Bedriye, yardım edin. Yardım edin. Yardım et. Bedriye. Bedriye. Kızım. Gülperi. Bedriye. Bedriye kızım. Bedriye. Kızım. Yardım edin. Bedriye. Bedriye. Yardım edin. Ev neresidir? Bir yerin evin olduğunu nasıl anlarsın? Huzur yeni pişmiş, sıcacık, mis kimin kokan bir Ehmet mi? Sağ kapıyı açan gülen bir yüz mü? Sağ güven veren bir sarılma mı? Evi olmayanlar hep gurbette mi? Babam öldüğünden beri benim hiç evim olmadı. Göksüz nilüferler kimin? Hiçbir yere tutunamadım. Rüzgara direnemeden bir ora, bir bura savruldum. Bedriye! Bedriye! Gülperi! Gülperi ne oluyor? Kadir kızımı götürdüler. Kim götürdü? Yakup Taşkın yeni kızımı götürdü. Ali. Kadir bir şey yapalım. Kadir ne olur bir şey yapalım. Kadir bir şey yapalım. Çekilin yoldan kardeşim. İşimiz gücümüz var. Hadi. Kalk. Kalk. Kalk gel. Gel otur şöyle. Otur. Sakin ol, ben buradayım, merak etme. Anlat şimdi, ne oldu? He? Bedriye'yi dedesinden istemişler, o da vermiş. Ona hiç karşı koymadan bindi gitti. Evlendirecekler kızımı, Allah'ım aklımı kaçırdım. Bak bana, sakin ol. Alacağız Bedriye'yi, merak etme. Nasıl alacağız, nasıl bulacağız? Aldılar, götürdüler kızı. Oğlum bir şey görmediniz mi? Kimse bir şey görmedi mi? Plakayı falan almadınız mı? Kadir Bey, yardım lazım mı? Hayırdır? Ben yazdım efendim. Şunu yazana kadar gelip dur desenize. Götüremezlerdi kızı. Plakayı yazdık ya kardeşim. Kolluk kuvveti miyiz biz? İyi tamam, hadi dağılın. Dağılsın herkes, hadi. Hadi dağılın. Hadi. Hadi topla şunları Mehmet abi, hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi oğlum. Bak plakayı bildiriyorum şimdi, yakalanacaklar, merak etme. Plaka falan beklemem, vaktim yok benim. Memleketine gider bunlar, başka nereye gidecekler? Oraya giderler. Nikahlıyorlar kızımı. Gülperi, velayeti sende. Reşit olmayan kızı nikahlayamazlar, merak etme. Evet, resmi olarak evet. Ama alır evine, koyar kilidin altına, yine de karısı yapar. Avukat bey, sen bizi mi takip edeyim? Sürekli peşimizdesin. Gülperi, bak bana. Bana bak Gülperi. Emniyete plakayı bildireceğim. Ali neydi soyadı? Taşkın mı? Onun da soyadı Taşkın mı? Havaalanlarının adını verdiriyorum. Hadi. Hadi şimdi siz eve gidin, benden haber bekleyin. Hayır duramam. Ben duramam. Duramam ben. Oğlum alsana anneni. Al hadi. Hadi. Al anneni. Eve gidin. Eve gidin, benden haber bekleyin. Hadi. İstanbul'dan çıkmadan yakalanacaklar, merak etme. Arıyorum emniyeti şimdi. Müdürüm Kadir Aydın. Rahatsız ediyorum bu saatte, kusura bakmayın. Bir kaçırılma ihbarında bulunacağım. Bedriye Taşkın, reşit değil. Henüz 17 yaşında. Kadına bak be. Manyak kadın be, deli etti bizi ha. Bana bak Salih. O navigasyonu aç, yolu falan kaybedeyim deme. Bileyim beni, deşerim seni ha. Bileyim beyim, bileyim. Ses hiç merak etmeyin, evhamlanmayın da. Zaten geldik sayılır. Az sonra galerideyik. Aslanım benim. Memlekete gitmeyik mi? Gülüm, sen artık her şeyi kocana bırakacaksın. O güzel kafanı yorma. Tabletini al. Gelinlik modellerine falan bak. Düğünümüze az var. He mi? Araba tutuyor beni. Sonra bağırın. He olur, sonra bağırsın. Şşş, hadi ya. Beni aramam dedin ya. Nasıl aldım seni? He mi? Ali Taşkın'dan kaçar mı kız? Şşş, anladın? De hadi Salih, gidek. Gidik beyim. E bas. Hasan. Aslan donlu benim. Ne oldu? Ali aldı mı? Heh. Ey. O kadın ne yaptı peki? Anladım. Yanında konuşamayın. Bana bak. Acil bir durum olursa mesaj at. Yan basmayak. Hadi eyvallah. Hayırdır Yakup Bey'im? Ne oluyor? Hı? Sen bir şeylerin peşindesin. Allah aşkına bağda değil. Torunların mı yoksa mesele? Ali'yi saldım. Bedriye'yi aldı geliyi Allah'ın izniyle. Nasıl? Bedriye'yi Ali'ye mi verici? Bilmiyorum. Bakacak. Kurbanın ola. Emin mi? Ya ben de bir yol bulmaya çalışayım. O çocukların o kadının yanında kalması bize zarar. Yanında kalırlarsa ne olacak bilin mi? Saat saat işleyecek torunlarımı. Bütün yalanlarımız ortaya çıkacak. Sormayacak mı o zaman? Söylemeyecek mi? Ben mektup yazdım size. Her gün aradım. Kapıya dayandım. Tekme tokat beni İstanbul'a sürdüler diye. Gülperi'nin evlatlarım diye yandığını biz gözümüzü yumduk görüyük. Bunlar görmeyecekler mi? Anlamayacaklar mı? Kendin gibi yarım akıllı mı sandın sen torunlarımı? Hülasa, başka yolu yok diysem yok Fatma. Canım, neyi bekleyip burada? Hasan, bana kızgınsın tamam. Bana olan zulmünü de anlıyorum. Ama Bedriye'nin ne günahı var? Sen kardeşini sevmiyor musun? Seveyim mi? Sen mi seveyim Bedriye'yi? Bu mu ona vereceğin hayat? Seninle beraber yerleri silsin, sonra da kendi gibi kapıcıya çocuk mu doğursun isteyin? Sesini alçalt. Sen Ali abim kim bileyim mi? Baba yiğit adam. Çarşıda böyle bir yürür, yer titrer, yer. Bir dediği ikiletilmez. Burada milletin kölesi olacağına, kocasını konağına hanım olur. Senin baban da öyleydi Hasan. Ama bak, 3 günlük dünya. Konağa hanım olacak ben, şimdi milletin yerlerini siliyorum. Kardeşine Ali'ye kaçmak değil, okumak kurtarır. Bir kadının en çok kendi ayakları üstünde durması lazım. Eğer bir mesleği olursa kimseye amennası olmaz. Hasan, ne olur yalvarıyorum bir şey biliyorsan söyle. Bedriye'yi nereye götürdüler? Oğlum yardım et bana. Dedem teker teker alıcı bizi. Gidik biz kapıcı hanım. Aç gözünü de seyret. Hasan beni delirtme. Nereye kaçırdılar Bedriye'yi? Müdürüm ben de sizden haber bekliyordum. Bulabildik mi aracı? Hay Allah. Kötü haber. Müvekkilim duyunca çok üzülecek. Sağ olun müdürüm, sağ olun. Hacer, Songül, kökünüze kıran mı girdi ha? Yapın bana bir kahve. Anam göreyim mi bak. Yavrularım telaşla çıkarken her bir şeylerini unutmuşlar. Bana Hasan'ın bu cevşeni hiç çıkar mıydı üstünden? Bedriye'm de en sevdiği elbisesini unutmuş. Can da davşanını götüremedi. Hayvancık hasretlikten ölücü. Yem hiçbir şey. Çocuklarım gitti. 5 dakikada ıssız şöyle döndü. Ağlama kızım. Ağlama kaderim. Ağlama. Ağlama kurban oldum. Ağlama. Sevin kızım. Sevin. Tahsit tahsit de olsa geliciler. Bedriye'den başladı babam. Ali almış Bedriye'yi getiriymiş. Esa'nın inanı. Evet. Yemin et. Allah'a şükürler olsun. 70 gün oruç tutucu. Ama 40 fakiri doyurucu. Allah'a şükürler olsun. Bir dakika. Niye Ali getireyim? Veysel abim gideydi. Ya Serdar'ı yollayaydı. Kapıda adam mı bitti ana? Niye Ali? Sakın. Sakın. Sakın bana Bedriye'yi Ali'ye vereyik deme. Sakın. Kısmet kızım. Alında ne yazıysa o. İyi olur. Zar. Yok, yok, yok müsaade etmem, yok, etmem müsaade etmem. Sana söz mü düşer ha? Ana sen bilmiyor musun bu Ali deli? Deli! Nişanlısını kırdı geçirdi ben bileyim. Sus, sus diyeyim. İzin vermem. Baban duyacak. Duysun, duysun. Gelsin parçalasın beni. Kanım akmaz. İzin vermem. Ölürüm, izin vermem o Ali'yle gitmesine. Bak. Sen karşı çıkmıyorsan ben çıkarım. Tamam mı? Ben konuşurum babamla. Ne yapacağısa yapsın. Vermem kızım Ali'ye. Kızım! Kızım dur! Vermem. Bırak. Öyleyse önce beni çiğne. Ondan sonra git bu bana. Ay şansım. Sevgili avukatın geliyor. Ne oldu? Araç bulundu. Ha? Sarıyer'de bir otoparkta terk edilmiş. İncin topu oynuyor. Araç değiştirmişler belli. Hiç mi bir iz toz yok? İstanbul'da bir şirkete kayıtlı ama Ali Taşkın'la bir bağlantısını çözemiyorlar. İşin kötüsü MOBESE kayıtlarına da baktırdım. Orada da karanlıktan kimlik tespiti yapılması zor dediler. Bu Ali Taşkın'ı suçlayacak hiçbir şey yok elimizde. Suçüstü yapılması lazım. Öbür türlü işimiz zor. Belli ki her şeyi ince ince hesap edip öyle hareket ediyorlar. E parkta olduğumuzu nereden öğrenmişler? Siz ne sandınız dedem ya? Köylüler aptal değildir avukat efendi. Biliyor musun delikanlı, ben de Taşkın anlayayım. Hemşeriyiz yani. Ben de deden kadar köylüyüm. Ben kızıma kendi kaderimi yaşatmayacağım. Cahillikle kaçıp gidenlerin sonunu görüyoruz işte. Bedriye benden kaçarken doluya tutulsun istemiyorum. Of Allah'ım, ne yapacağım ben? Kadir, ne yapacağız? Haklısın. Taşkın'ını götürdüler. Gideceğiz, alacağız kızını, geleceğiz. Hop hop, yavaş gel. Gel. Kalk. Sen nereye? Hasan! Annene yardım etmeye. Hangi sıfatla? Avukatı olarak. Duruşma bitti avukat bey. Al cübbeni de oraya ve uza. Hasan sus. Ne susucum? Namussuzun oğlu diye böldüm ben. Şimdi bir de elin adamıyla Taşkın'la mı dolaşacak? Gavat mıyık biz kapıcı hanım? Hasan sus, yeter artık, yeter. Tamam Gülperi, dur. Sakin ol. Bak, ben sizi Taşkın'a yalnız yollamam, ona göre. Yardıma ihtiyacınız var, avukata ihtiyacınız var. Poliste birini koşturması lazım. Sen mi koşturacaksın? Zannetmiyorum. Sen tarafını seçmişsin, öyle değil mi? Yaşlısınız ama kafa basayım. Biri anladı ya sonunda. Ben bu kadını istemeyeyim. Bak oğlum. Can, gel oğlum canımın içi. İleride pişman olacağın şeyler söyleme. Ya anneni görüyorsun, yüreği yanıyor kadının. Niye böyle yapıyorsun? Hadi burada tartışacağımızı atlayıp uçağa gidelim Taşkın ana. Allah bana göre avuç. Arkadaşlarımı da özledim. Ama senin yazdığım defter avukat. Dedem sevmiyor seni. O hep aklı çıkar. Bütün müvekkillerinden böyle misin? Onu görecek. Biliyor musun? Benim annem de bizi yalnız bir kadın olarak büyüttü. Ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Bir tane de evladım var senin yaşında. Ben bu atarlara da alışkınım yani. Hoş görüyorum. Ama annen benim çocukluk arkadaşım. Ona böyle davranmana çok üzülüyorum. Ha. Çocukluk arkadaş. Mazi eski din yani. Öyle mi? Hadi Gülperi. Hadi. Taksi çağıralım. Çıkalım. Taksi!